Bitcoin Bilir'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte MetaMask'ın mobil kullanımına bakacağız. Cüzdanımızı oluşturacağız. İçerisine mainnet yani ağları kuracağız ve coin transfer yapacağız. Öncelikle kullandığınız cihaza göre store'lardan MetaMask'ı telefonunuza indirin. Ben Apple cihaz yani iPhone üzerinden anlatım sağlayacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi hazır şekilde indirdim. Şimdi içerisine giriyoruz hemen uygulamanın. Böyle İngilizce dilde iniyor ilk başta. Böyle kullanacağız arkadaşlar. Şuradan Get Started bölümünden bu sayfaya geldiğinizde önceden bir hesabınız var ise buradan hemen şuradan tıklayarak ilk üstteki bölümden kendi kelimelerinizle buradan tekrar giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz yeni sıfırdan başlayan için bir cüzdan kurulumunu atacağız. O yüzden Create a Wallet diyoruz. Burada sizden bir tane şifre kullanmanızı istiyor. Bir şifre belirlemenizi istiyor. Ben bunu deneme amaçlı yaptığım için hemen şuraya deneme yazarak 8 hane olmasını istiyor şifrenin. Deneme 1-2 yazarak bir şifre belirleyeceğim arkadaşlar. Bakın buradan show bölümünden de ikisini yazdığınızı görebiliyorsunuz. Sağ üstteki bölüme basarak. Beni hatırla yaparsanız her seferinde şifre girmenize gerek kalmaz ama bu adımlar önemli. Bu şifreyi unutmayın tabii ki. Oluştur diyorsunuz. Size hemen bir tane MetaMask cüzdanı oluşturuyor arkadaşlar. Burada size 12 tane kelime veriliyor. Bu kelimeler sizin gizliliğinizi, cüzdanınızın özel olmasını sağlıyor. Yani bir mail adresiniz olmadığı için burada merkeziyetsiz borsalar kullanmak için. Burada bu 12 kelime sizin için hayati önem taşıyor. Bunu kimseyle paylaşmayın, kimseye de söylemeyin arkadaşlar ve saklayın. Start dediğimizde tekrar bir uyarı geçiyor ve tekrar start dediğimizde şurada bakın bu 12 kelimeyi aklınızda tutmanız için size bildiriyor. Bunu buradan böyle bir ekran görüntüsü almak mantıklı ama tabii ki kimseyle paylaşmayacağınızı düşünerek de bir yere yazmanız, bunu unutmamanız gerekiyor. Daha sonra başka bir cihazda ya da başka bir telefonda kullanırken bu 12 kelimeyi ve şifrenizi isteyecek. Başka bir şey istemeyecek sizden. Buradan continue dediğimizde zaten bakın bu kelimeleri az önce gördüğümüz ekrandaki kelimeleri burada sıralamamızı istiyor bizden. Bunu o yüzden bir yere not etmeniz önemli arkadaşlar. Şimdi bu sıralamayı yapacağız. Bizden istenen 12 kelimeyi doğru şekilde sıraladıktan sonra işlemi tamamlamak için şu mavi butona tekrar basıyoruz. Ve bir MetaMask cüzdanımız, bir MetaMask hesabımız oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde de içerisine girmiş bulunuyoruz. Hemen şu sol üst taraftan bastığımızda bakın burada bir hesabımız olduğunu ve detaylarını görebiliyoruz. Buraya adres olarak şu adres bizim kalıcı adresimiz arkadaşlar. Bakın 0x ile başlar. 458c ile bitiyor. Herkesinki özeldir. Bu sizin MetaMask'ınızın adresidir. Şu an başlangıçta ilk olarak Ethereum Main Network'ü burada kurulu. Diğer ağları kurmak için ne mi yapıyoruz? Hemen şuradaki 3 noktaya yine basıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki Settings bölümüne giderek buradaki Networks kısmından buradan Add Network diyerek yeni bir tane ağ kurulumu içerisine yapabiliyoruz. Örneğin Binance Smart Chain'i kurabiliyoruz. Örneğin Avalanche'ı kurabiliyoruz. Örneğin Fantom'u kurabiliyoruz arkadaşlar. Bunu şuradaki bilgileri tek tek girmeniz gerekiyor. Ya da diğer bir yöntem olan hemen kolay yöntemi de sizlere anlatıyorum. Şuradaki browser'ın içerisine girdiğinizde bu bir tarayıcı arkadaşlar. Buradan şuraya yazacağım adresi açıklamalar kısmında da görebileceksiniz. Chain List bölümüne sayfasına girdiğimizde buradan aşağı doğru indiğimizde bakın arkadaşlar burada istediğiniz ağı buraya bağlayabiliyorsunuz. Sizin için otomatik dolduruyor. Hazır bizde Ethereum vardı zaten biz BSC'yi bağlayacağız. Buraya BSC'de yazabilirsiniz. Binance Smart Chain'de yazabilirsiniz. Bakın iki tane geldi karşımıza. Üstteki orijinal mainnet arkadaşlar. Aşağıdakiler testnet. Testnet'te hiçbir zaman para gerçek değildir. O testtir adı üstünde. Oraya para, oradaki gerçek parayı hesabınıza alamazsınız. Yani bir borsa hesabına alamazsınız. Şuradan hemen Connect Wallet diyoruz. Ve Add to MetaMask diyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir onay ekranı çıkartıyor bizden. Bastığımızda şu an kurdu bile ağ. Şimdi o ağa geçelim mi diyor. Bunu cancel da diyebilirsiniz. Ayrıca göstereceğim çünkü. Buradan MetaMask şuradan Wallet'a basarak MetaMask'ımıza geri dönüyoruz. Bakın arkadaşlar Ethereum Main Network üst tarafta yazan bölümün üstüne tıkladığınızda aşağıya Binance Smart Chain Mainnet geldi bile. Buraya artık BNB transfer edip işlemlerimizi yapabiliriz. Yine aynı sayfada diğer şeyleri de mesela AVAX'ın A olan Avalanche'ı da kurabilirsiniz arkadaşlar. Buraya AVAX yazmanız yeterli. Bakın burada Avalanche Mainnet. Yine Connect Wallet Add to MetaMask dediğimizde otomatikmen gelip kurulumunu yapıyor. Bize hiçbir işlem yapma zorunluluğu çıkartmıyor arkadaşlar. Şu wallet kısmına dokunduğunuzda da üst taraftaki oradan da istediğiniz ağa geçebilirsiniz. Bakın hangi ağa geçerseniz geçin bu adreslerin hepsi aynıdır arkadaşlar. 0x ile başlar ve aynı sonla biter. Bu, ama buraya gönderirken hangi ağda işlem yapacaksanız o coin'i göndermeniz gerekiyor. Yani BNB'de işlem yapacaksam eğer PancakeSwap kullanacaksam örneğin buraya BEP20 yöntemiyle BNB göndermem gerekiyor. Diğer coin'lerden de gönderebilirim. Evet doğru ama burada BEP20'de yani Binance Smart Chain'de işlem yapacaksam benden komisyon ödemesi olarak BNB isteyecek arkadaşlar. Onun için de hemen şuradan Binance hesabımıza gidiyoruz. Binance'a kayıt olurken şuradaki referans kimliği isteğe bağlı bölümüne açıklama ve yorumlarda belirttiğimiz referans kodunu yazdığınızda ömür boyu %20 indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kodun gerçek ve doğru olduğunu da şuradan tarayıcı üzerinden açarak bu şekilde anlayabilirsiniz. Komisyon indiriminiz %20 şeklindedir. Ömür boyu faydalanabilirsiniz. Binance hesabımızda giriş yaptıktan sonra hesabımızda BNB olması gerekiyor tabii ki. BNB'den almamız gerekiyor. Hangi çiftten aldığınızın bir önemi yok. BNB USDT, BNB TRY, BNB BTC hesabınızda BNB olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan cüzdan bölümüne girerseniz withdraw seçeneği çıkıyor. Bakın buradan BNB'yi yazarsanız eğer BNB'yi seçtiğimizde buradan bakın bizden adres isteyecek. Bu adres hangi adres mi arkadaşlar? MetaMask'ın içindeki şu 458C ile biten bana özel olan adres. Yine aynı şekilde şu receive kısmına basarak da buradan QR kodla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu adresin üstüne dokunduğumuzda zaten kopyalıyor. Gelip MetaMask'a göndermek için Binance tarafında buradan BEP20 bakın arkadaşlar Binance Smart Chain yöntemini onaylayarak buradan çekebiliyoruz. Eskiden 0.1 BNB yani yaklaşık 50-60 dolarlık BNB çekebiliyorduk minimum. BNB 500-600 dolar civarında olduğunu düşünürsek eğer. Şu an yeni güncelleme ile Binance Smart Chain ağında gelen güncelleme ile 0.01 yani yaklaşık 5-6 dolar seviyesinde olan BNB'nin onda biri değil de %1'i kadar bir kısım BNB transfer edebiliyoruz. MetaMask'ta kullanabiliyoruz. Bunu göndermezsek herhangi bir işlem yapamıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu böyle maksimum dediğinizde withdraw seçeneğine dokunduğunuzda otomatikmen birkaç dakika içerisinde MetaMask'ınızda görünecektir. Bu bölümde işlem yapmanızı sağlayacaktır buradaki BNB'ler. MetaMask içerisine oluşturduğumuz Binance Smart Chain mainnetine Binance hesabımızdan gönderdiğimiz BNB'ler ulaştı arkadaşlar. BEP20 yöntemiyle Binance'dan, Binance TR'den ya da Gate gibi borsalardan buraya BNB atımı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kendi içerisinde bulunan tarayıcıdan bahsedeceğim. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Burada PancakeSwap kullanabilirsiniz. Diğer borsalara bağlanabilirsiniz. Ona geçmeden önce şu browser'a geçmeden önce ayarlardan bahsetmem gereken güvenlik kısmına security'ye girdiğinizde arkadaşlar eğer unutursanız bu kelimelerinizi gelip buradan tekrar ekran görüntüsü alıp bir yere not edebilirsiniz. Buradan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer genel ayarlar bölümüne girdiğimizde de az önce bahsettiğim kullanacağımız browser için yani tarayıcı için şuradaki Google'u seçerseniz işinizi kolaylaştıracaktır. Tarayıcı olarak Google'u kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen browser'ın içerisine girdiğimizde şurada bildiğimiz bir tarayıcı bulunuyor. Hemen buradan şuraya yazarak da arayabilirsiniz. Bakın ben hızlı kullananlara da kaydetmiştim hemen. PancakeSwap'ın sayfasının içerisine girip cüzdanı bağlayıp işleme başlayacağız hemen. Hemen şu sağ üstteki cüzdan işaretini görüyorsunuz. Bakın otomatikmen bağlanmış gözüküyor. Ben bir daha hemen sizin için cüzdanı bağla diyeceğim arkadaşlar. Bakın buradan MetaMask'ı seçiyorsunuz ve otomatikmen bağlandı. Şurada hemen işlemlere başlayacağız. Bakın arkadaşlar yatırım, kazan, diğer bir turnuva modeli olan kazan, NFT ve diğer bilgiler bölümleri var. Şuradaki yatırıma tıklayarak diyelim PancakeSwap'ta işlem yapacaksınız ve elinizde bulunan BNB ile bir tane coin alacaksınız. Buradaki listede sizin aradığınız coin yok. Bu coin'in nasıl hemen hızlıca bulacağız yöntemine geçecek olursak bir diğer tarayıcıda hemen CoinMarketCap'ta benim açtığım Raja var mesela arkadaşlar. Raja'yı burada nasıl alabilirim? Sonuçta Binance'da olmayan bir coin. Burada almak istiyorum. Hemen şu aşağı doğru indiğinizde bakın burada Contracts var. Contracts'ta Ethereum var, Binance Smart Chain var. Biz Binance Smart Chain'e işlem yaptığımız için buradaki kontratı kopyalıyoruz bakın arkadaşlar. Bu o coin'in kontrat adresi. Daha sonra geliyoruz. Hemen az önceki PancakeSwap bölümüne tekrar giriyoruz. BNB ile şu alma bölümünü içerisine buraya gelip kontrat adresini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın Raja direkt çıktı. İçe aktar dediğimde, anladım dediğimde görmüş olduğunuz üzere ben artık BNB ile Raja alabiliyorum. Şöyle maksimum derseniz burada işlem yapmak için, almak için size karşınıza dönüştür çıkacak. Ama bunun tamamını seçerseniz eğer, elinizdeki bütün BNB'yi bitirirseniz bir sonraki adımda atacak kurşununuz kalmaz. Çünkü burada komisyon ödemek için size BNB gerekli arkadaşlar. Bu işleme, bu hataya sakın düşmeyin. 0.1 BNB'lik bir Raca alacağım mesela. Dönüştüre basıyorum hemen. Bakın fiyat güncellendi. Hemen onu bir kabul ediyorsunuz böyle arada. Değiştirmeyi onayla diyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Burada benden ödeyeceğim komisyonu gösteriyor bana. Bakın şurada da BNB, bakiyemi de gösteriyor. Ne kadar bakiyem olduğunu ve 0.1 BNB'lik 59 dolarla tekabül ettiğini gösteriyor. Komisyonlar genellikle düşük oluyor burada. Bakın 0.1 BNB'lik alacağım. 0.1.0083 küsuratlı bir işlemle gerçekleştireceğim. O 0.083'te benim ödeyeceğim komisyon oluyor. Onaylıyorum arkadaşlar. Bakın otomatikmen gerçekleşecek zaten. Biraz uzun sürebiliyor. Yoğunluğa göre değişebiliyor. Bu olduğunda benim MetaMask'ıma nasıl gelmedi diyenler için de hemen şuradaki MetaMask'a Raca ekle diyor. Bakın işlem gerçekleşti. Bu MetaMask'a Raca ekler derseniz otomatikmen cüzdanınızda oluşturur arkadaşlar. Ben olmayanlar için de hemen şunu göstereceğim. Buradan tekrar Wallet'a geçiyorum. Bakın gelmedi. Az önce ekleye basmadım. Şuradan import tokens derseniz az önce kopyalamış olduğum kontrat adresini hemen gelip buraya yapıştırırsanız arkadaşlar otomatikmen bakın Raca burada oluşacaktır. Şöyle bir yenilerseniz eğer bakın almış olduğumuz Racalar hesabımızda gözüktü. İlk başta orayı kaçıranlar için sonra gelip burada import token kısmından direkt kontrat adresini buraya yapıştırırsanız olur. O kontrat adresini az önce CoinMarketCap'tan kopyaladığımız kontrat adresine sakın ha sakın coin göndermeyin arkadaşlar, kaybolur. Sizin MetaMask'ta göndereceğiniz adres şu bende gördüğünüz 458C ile biten şu account kısmının altında yazan, bu sizin adresiniz. Bununla gidip Ethereum ağında şuradan hemen üstüne basarak yine değiştirebiliriz. Mesela Ethereum ağında işlem yapacak olsak da adresim yine aynı arkadaşlar. Buraya da ERC20 ile göndereceğim. Bunu unutmayın sakın. Yani hangi ağda işlem yapıyorsanız AVAX ağında işlem yapıyorsanız AVAX'ın gönderme yöntemiyle, Fantom'da işlem yapıyorsanız Fantom gönderme yöntemiyle onunla transfer sağlayacaksınız. Binance Smart Chain'e göndermek için de BEP20 kullandık. Az önce gösterdik. BEP20'yi kullanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bu konu hakkında sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Orada da sorularınızı bekliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.